Sürekli Ağustos peşi olamıyorsunuz. Kalamıyorsunuz. Ben çalışmayı çok severim. Aynı andaki iş, üç iş, üç iş yaptığım oldu, dönemler olmuş. Müzikle insanların ruhunu şifalandırabilirsiniz, mutlu mutlu edebilirsiniz, hüzünlendirebilirsiniz. Depresyona da sorabilirsiniz bu müzikle. Gündem olmam için benim tutup da ya astral seyahat yapıyorum ben bakın şöyle böyle hadi beni konuşun biraz. Öyle bir ihtiyacım hiçbir zaman olmadı benim zaten. İstanbul'da odadasın, evindesin. Kapıdan çıkarsın. İngiltere'desin. Orası Sirius gezegenine olan paraleldeki olan bir acayip ritüellerin yapıldığı bir laboratuvar. Değişik bir proje, biraz zor bir proje. Çekebilecek adam da lazım ona. <laughs> Netcom.tr'den herkese merhabalar. Bugün yanımda özellikle genç kızların hayran olduğu. Tamam ne genç kızım kaldı. 40 yaşına geldik ya. <laughs> hala, Şu genç hayal... kızların yakışıklı popçosuna artık geçelim artık. Ben yaşlandım artık. 40 yok yaşım. hala hala maşallah gençsin yani. Hiç <laughs> Teşekkür okunda, ederim. Şey yok. Ee, Yusuf Güney ile beraberiz. <laughs> ee, aslında en sıcak günde ha. olabileceğimiz en serin yerlerden de bir yer. Çamlıca bir tepesindeyiz. İstanbul'un en güzel tepelerinden benim için de çok özel bir yer burası. ...ben biliyorsunuz, bilen bilir arkadaşlarımız... 3 sene, üç buçuk senedir... ...Türkiye Polis Radyosu'nda... Evet. ...program yapmaktayım. Burası da bizim şubelerimizden... ...bir tanesi. İstanbul'daki şubemiz. Burası çok güzel. Zaten İstanbul'un... ...hatta Türkiye'nin en büyük bayrağı da buradadır. Evet. O yapılan, tepeye yapılan bayrak. Konum olarak çok güzel yerdeyiz. Yazın eser, kışın... ...buz keser. <laughs> kışın biraz sıkıntı burası. Giriş çıkışlar. Onun dışında güzel, keyifli bir yerdeyiz. 2008'e gideceğim. Eee... Aşkı virane ile girdin hayatımıza. Ve senin aslında müziğe ilgin de e, 20'li yaşlarından sonra başladı. O kadar tadımıyla. aynen o kadar. Yani Biri nasıl oldu? 23 yaşındaydım. 3 sene valisi vardır. 3 sene öncesinde tır şoförüydüm. Kebapçı, baklavoslu. Ne ararsanız yapıyordum. Gurbet'te zaten ne yapman gerekiyorsa yapmak zorundasın. Ben de 13 yaşında çalışmaya başladım işte. İlkoklu yani mezun. Okuyamadım. Haliyle okuyamayan adam ne olur? Çalışır. Hele bir de gurbetteysen zaten Mecbursun çalışmaya. İş beğenme, iş seçme gibi bir lüksün yok. Ben çalışmayı çok severim. Aynı andaki 3 üç, üç, iş, yaptığım olduğu dönemler olmuştu mesela. Gece baklava yapardım. Gündüz e, pizza, pizzacıda çalışırdım. 21 yaşına geldim tır şoför olmak istedim. Tır oldum. İskoçya, İrlanda, Galler geziyordum. Güzel bir hayat yaşadım İngiltere'de. Sonra tabii e, müziğe başlamam çok enteresan oldu. Ben çok severdim Rafet abinin müziklerini, şarkılarını. Yani hayranlık kısmı değil tabii bu başka bir olay da hani sonuçta işte ben de benimle sağ olsunlar hayranlarım, sevenlerim. Kimisi müzik severim vardır, kimisi hayranlık kısmında, kimisi takıntılık takıntılı, takıntılı kısmında. Ben müzik severiydim, çok güzel bir müzik severiydim. İlk tabii bestelerimi yapmaya başladıktan sonra hani onun tarzında olduğunu keşfettikten sonra haliyle onun okuması için bir konserine gel. Tesadüfen bir konsere geldi. 2005 hatta 5 Haziran doğum günüm. Konser vermeye geldi. Hani Hande Yener'le gelmişti. Orada işte serüven başlıyor. Benim kulise zorla bak, gazeteci kılığında girmem. İşte orada tanışmamız, benim ilk şarkı ona sesli okumam, yorumumu yapmam. Sonrasında kendisini çok beğenmesi ve e, müzik hayatına başlayıp başlayıp bak istemeyeceğimi sorması. Gel hani ben senin prodüktörün olayım, ben yardımcı olayım demek dedikten sonraki serüven tabii direkt kolay 16 sene olmuş. Aşk gibi heder oldumlar, işte git bedenim buralardan, unut onu kalbimler o şarkılar, iki romantik deliller işte. Öyle öyle serüven buraya kadar geldi ama artık tabii belli bir zamandan sonra çok başka bir Yusuf Güney oldu. Güney çok geliştirdi kendini bence kendine göre kişisel olaraktan. E, müzikal olaraktan belki çok geliş, geliştirmemiş olabilir ama kişisel olaraktan ben kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. İnsan çünkü belli bir yaştan sonra bu yaşa göre yaşaması lazım. Çünkü sürekli Ağustos bece olamıyorsunuz, kalamıyorsunuz. E, sürekli birilerini eğlendirmek amacıyla yaşamak da çok ağır geliyor bazı bir süre, süreden sonra. Haliyle şu anki seçtiğim hayat san, hayat ve felsefe olsun. Gayet zorlu ama keyif verici. Görüşüyor musunuz Rafet Ara ara görüşüyoruz, tabii ki de görüşüyoruz ama tabii artık daha çalışmadığımız için çok eskisi kadar görüşemiyoruz. Peki müzik senin için şu an ne ifade ediyor? Hayatının neresinde? Çünkü müzik... son bir açıklamaların da olduğu Ona evet. geleceğim ama e, popüler müzik bırakacağını da açıkladın. <laughs> onu da merak ediyorum. Ee, popüler müziğin bitmesi gerekiyor benim için. Çünkü e, farklı bir level'a, farklı bir boyuta geçiş yapmam gerekiyor. Çünkü müzik şifadır. Müzikle insanların ruhunu şifalandırabilirsiniz, mutlu, mutlu edebilirsiniz, hüzünlendirebilir. Depresyona da sokabilirsiniz bu müzikle. Müziğin frekansı her şeyi yapabilirsiniz. Müziğin frekansıyla hayvanları bile evcilleştirebiliyorsunuz. Her şeyi yapabilirsiniz. Şifalandırabilirsiniz. Yani baş ağrısını geçirebilirsiniz. Yani bölgesel olaraktan da şifa verebilirsiniz. sana hani atıyorum karın ağrısı karın ağrısı için frekanslar var. Baş ağrısı, migren, kalp ağrısı, böbrek ağrısı, kasa ağrısı, eklem ağrısı. Atıyorum diğer hastalıklar. Bunların hepsini iyileştirebilecek bir potansiyelinin gücünün olduğunun kısmen farkına vardıktan sonra ben neden yapmıyorum bunları? Madem dedim spiritel bir metapsiksel bir dünyanın içerisindesin, kişisel tekamülünle alakalı ağırlığını vermişsin. Artık senin için dünyevi işler maddeye çok uzaklaştı benim için. Yaşadım. Çok güzel yaşadım. Şurada Kandil'de bir yalıda oturuyordum. Altımda sonbolar, lüks arabalar, bunlar bunlar, gez, doz, ayda 20 konser. E yeter abi. Hani onları da yaşadım. Teknem vardı, Tavrabya'da tekne de yaşıyordum. E tamam yaşadın. Hepsi bir süreçti. Şimdi ne yapacaksın? Ne koydun üzerine? Neredesin şu anda? Ben onun derdindeyim aslında. İnsanlara onu anlatmaya çalışıyorum. Hani benim, benim sırf hani gündem olma, olmaya ihtiyacım yok ki. Hani gündem olmam için benim tutup da ya astral seyahat yapıyorum ben bakın şöyle böyle hadi beni konuşun biraz. Öyle bir ihtiyacım hiçbir zaman olmadı benim zaten. Hani eskiden beri tanıyanlar tanır beni. Hiç öyle sansasyonel bir hayatım olmadı. Hiç öyle bir e, magazin forever bir hayatım olmadı. Hep sürekli böyle gündemde olayım beni konuşsunlar derdim olmadı. Kendi halinde yaşayan bir adamdım. Hala öyleyim ama bazı şeylerin artık deri dökülmesi gerekiyor. Çünkü çok maddeselde yaşıyor, yaşıyor herkes. Çok maddevi yaşıyor. Çok dün gibi yaşıyorlar. Çok kolektifin içerisinde hapsolmuş bir ruhlar gibi yaşıyorlar. Ve çok mutsuz insanlar. Neye mutsuz olduklarını bile bilmiyorlar. Sürekli soruyorlar. Neden mutsuzum ben diyor Dedim Ya bana ne soruyorsun? Kendine sor. Ya, en doğru cevabı sen kendin verirsin. Ben seni nereden bileceğim? Ben seni dış, dışarıdan en fazla analiz ederim. E, kişisel olarak analiz ederim. Seni anlatırım. Bir, belli bir yere kadar anlatırım. En düstü sen anlatırsın. Sen niye mutsuzsun? Kendine sorsana. İnsanlar kendiyle bir diyalog kuramazken dışarıyla diyalog kurması çok zor zaten. Ben bunları bunlarla alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. İnsanlar artık yani müziğimin dışında ne verebilirim? Şifa vermek istiyorum. Bu çok farklı bir kafa tabii. Çok farklı bir felsefe. Çok zor bir felsefe. Hele ki yani kusura bakmasınlar coğrafya kaderdir yani bunlarla alakalı. Harbiden bunun zorluğunu çok çekiyorum. Ülkesel, ülke olarak çekmiyorum. İnsan olarak çekiyorum. İnsanımız olarak çekiyorum. Bizim insanımız ne yazık ki anlamadığı konu üzerine mizah yapmayı, dalga geçmeyi, makara yapmayı çok seven bir millet olduğumuz için. Anlamıyorsam bilmiyorum de baba ya bilmiyorum abi. ben bu konuyu hakkında bir şey bilmiyorum ve yorum yapamam de şimdi ben evet biraz e, farklı bir kafadan girdim sizlere farklı bir şeyler anlatıyorum bunun bilimsel bazı şeylerin bilimsel açıklamaları da yok e, tamamen artık hani nereye çekersen çek modunda bir şeyler anlatıyorum ama bilmiyorsun niye bununla dalga geçiyorsun beni tek zedeleyen yaralayan bu açıkçası başka onun dışında dalga geçiyorlar makara yapıyorlar. Neler ne yorumlar atıyorlar. Hiç umurumda değil. Sevinsinler mutlu olsunlar. En azından ülkece zaten çok gerginiz. En azından benim sayemde endorfin, melatonin, serotonin her şeyi yaygılıyorlar. Dalga geçerek bile olsa. Beni mutlu ediyor aslında. Mutlu olsun insanlar istiyorum sadece. Sen evet aslında yani astral seyahatle ilgili açıklamaların çok konuşuldu. <laughs> kimileri destek oldu, kimileri çok haklı buldu, kimileri aslında belki kendini ah, Bilinçli olan kişilere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bilinçli olanlar var ama bu kadar kalabalık olduğunu bilmiyordum. Yani çünkü bu bir cesaret isteyen bir şey açıkçası. ki bu topraklarda çokça çok cesaret isteyen bir şey. Hemen çünkü ya bir şeye ne diyorlar onu şekillendirme konuşla, konumlandırıyorlar yani. Ya bu dinden çıkmış, bu kafayı yemiş, bu ruh vasıtası. Yani böyle bir şey değil abi. Niye böyle diyorsunuz? İnsanların tekamül yolları farklıdır. Hedef aynıdır. Ben farklı bir yoldan gidiyorum. Sen farklı bir yoldan git. Aynı yoldan gitmek zorunda değiliz ki yani. Aynı ruh değiliz. Aynı beden değiliz. Aynı kafa değiliz. Aynı zeka değiliz. Aynı yaşam tarzı değiliz değil mi? Yani bırak da ben kendi yolumu seçeyim, kendi yolumdan gideyim. Sen kendi yolundan git. Günün sonunda tekamül, teslimiyet. Ya yani ben bunu başka yaşıyorum, sen başka yaşa. Peki şunu merak ediyorum yani aslında astral seyahat dediğin yani sende ilk olarak ne zaman aslında ortaya çıktı? Bir beş senesi var. Tam 30 yaşındayım. Beş senesi var o tamamen e, ya insanlar zaten bak siz de hepiniz herkes bilinçsiz astral seyahat yaparsanız. Hiç bulutların üstünde uçarken görmedin mi rüyada kendini? havalandığını görmedim yükseldiğini. Tamam. Bu astralin bir başlangıcıdır. Bulutların üstünde yüksek, yürümek, bir şey uçmak. Çok kişide olur mesela. Bir, ka, bir odadasındır. Kapıyı açarsın. mesela İstanbul'da odadasın, evindesin. Kapıdan çıkarsın. İngiltere'desin. Bu da astral. Anladın? Ama bilinçsizce yapılan astral. Ben de ilk bilinçsizce yaptım. Bilinçsizce yaptıktan sonra o kadar net ve o kadar berrak ki şey. O kadar bilgi doluydu ki. Ve ben bunun üzerine gittim. Madem ben bunu bilinçsiz yapabiliyorsam bilinçli bir şekilde daha haydi haydi yaparım. Sonra üzerine gittikten sonra bilinçli yapmaya başladım. Ama çok zor bir kere. Bir kere bu hani öyle hobi olarak yapılacak bir şey değil. Bu bir. İkincisi arkadaşlarımızın en çok sorduğu şey. Hani abi yapamıyoruz. Nasıl yapacağız? nasıl yapacağız? Bir kere finansal özgürlüğünüzü elinize almanız lazım arkadaşlar. Çünkü kaygılarınızdan, beklentilerinizden, her şeyden kopmanız lazım. Dünyevi her şeyden kopmanız lazım. Ev kira derdiniz olmayacak. K faturalar, kredi kartları yani kapitalist düzeni size sunut da sizi borçlandırdığı her şeyden uzaklaşmanız lazım. Rabıta. Yani rabıta nedir? Uzaklaşmak. Kendi şeyine çekilmek. Özgür bırakmak mı kendini? aslında e, üzerimize yapıştırılan bütün her şeyden kurtulmak. Bir temizlenmek. Bir hiçliğe girmek. Bir temizlenip arındıktan sonra zaten yapabilirsin sen. Yani hani biz şu anda yani şu an bir metriksin içindeyiz. Ya. Her şey bildiğin atomik atom, biz atom parçalarından ibaretiz. O parçaların belli bir şekil birleşmesinden şekillenen bir varlıklarız. Önemli olan günün sonunda bu bedeninden ayrılacağız ve gerçekliğin içerisine gireceğiz. Esas gerçeklik orası. Ama ben bilinçsiz asalak bir sarmaşık gibi de gitmek istemiyorum oraya. Git bir mekanı ben normal hayatımda da öyleyimdir. Mesela bir yere gitmeden önce bir araştırmasını yaparım. Bir ülkeye gitmeden önce bir ön araştırmasını yaparım. Yani Bodostan'a gitmem oraya bilinçli giderim. E şimdi bizim de öbür tarafa gittiğimiz zaman bilinç olması lazım. İster bunu dini yollarla yapın, ister başka yollarla yapın. Ne, hangi yollarla yaparsanız yapın. Amaç aynı. Hedef aynı. Gidilecek yer aynı. Bulunlu toplanılacak yer aynı. Bir sonraki tekamül, hayat tekamülünde yapacağım ruh sözleşmem aynı. Bu dünyada da cenneti cehennem yaşamak senin elinde. Öldük, öldükten gittikten sonraki ahiret zamanına gidip gittiğim yerde de, alemde de cennet cehennem yapmak senin elinde. İyi insansan cennet gibi yere gidersin, cennet gibi karşılanırsın. Kötü insandan insansan aklının alamayacağı bir zulüm ve işkence varsa ne Var, hesap var. Bir şekilde bu hesaba giriyorsun ama günün sonunda hep seni arındırıyorlar ve bir sonraki hayatına tekamül ediyorsun. Ta ki olgunlaşana kadar. Puanlama sistemi var. O puanlama, ya, üniversite şeyi gibi düşün. Puanına göre yer beğeniyorsun. Üniversite seçiyorsun öncesindeki. Nasıl da öyle. Puanlama sistemi var. O oranı geçtikten sonra tekrar geliyorsun. Başka deneyimleyemediğin eksiklerini deneyimlettiriyorlar sana. Ta ki olgunlaşana kadar. Olgunlaştığından sonra zaten bu dünyaya bir daha gelmiyorsun. Başka bir alemde başka bir boyutta, başka bir yaşam formu olarak da yine devam ediyor döngü. Ta ki en son geldiğimiz noktaya geri dönene kadar. Bu iş böyle. Yani sonsuz yaratıcının evrenin enerjisi geri dönmek. Bütün her şeyin amacı bu zaten. Ya şeytanın bile amacı bu. Bak çok acayip. Şeytanın amacı bile bu. Güzel yaşayın, temiz yaşayın. Nasıl yaşıyorsan yaşa. İster İslami yaşa, ister Hristiyanlı olarak yaşa. ister Yahudi olarak yaşa. Yani nasıl yaşıyorsan. De. İstersen dinsiz ol. Hiç önemli değil. İnsan ol insan olmaya geldik biz bu adam ama ne yazık ki bunu algılayamıyoruz. Yusuf Kaneyi şu anda derdi bu aslında. Bunu insanlara açıklamaya çalışıyorum. Aynı zamanda da müziğimle beraber de bunu müzikal olarak da nasıl e, entegre edebilirim onun derdindeyim. Kendimi böyle geliştirmeye çalışıyorum. Sen en son uzaya gittiğini de söyledin astral seyahatle. Peki hani bundan sonrası için mesela hani belli olan bir şey var mı? Bunu yani var bir sürü şey. Mesela ya, biz. <laughs> ya yani geçen sene Aralık, ayı, Aralık değil. Eylül Ekim ayında dedim ki bakın madem benden sürekli bir şeyler istiyor, Abi bir şey söyle bir şey söyle. Tamam söyleyeyim dedim. Önümüzdeki sene Şubat ayında ilk temas kurulacak. Açıklayacaklar dedim. Sonrasında dedim ki bak başlayacak artık fenomenler. Tamam mı? Fenomenler. Şeyler, o uzaylı uzay, uzay araçları bilmem ne. Ya istila olacak ya. Şu yakın zamanda istila olacak. Göreceksiniz. İstila altında izleyecekler. Ama hepsi sahte şu anda. Yani hepsi yap şey kendilerini, kendilerinin kendilerinin e, icat ettikleri uzay teknolojisi. Uzay teknolojisi, uzaylı teknolojisi. Okeyiz orada sahte yok. Araçların hepsi uzaylı teknolojisi. Ama içinde uzaylı yok. İnsanlar var. Ta ki yeni dünya düzeninin o iklim saatini aktif ettiler ya 6, 6 yıl kaldı. 2030 yılında artık dünya yeni yapmaları yapmak istedikleri şey o zaten. Yeni dünya düzeninde artık insanların insani yönetimi ortadan kaldıracaklar. Dinleri ortadan kaldıracaklar. Para kalkacak. Ee, sınırlar kalkacak. Sınır diye bir şey olmayacak ülkeler arası. Diller tek dil olacak. Senin uzay, yani uzaylılara karşı bir <laughs> ilgin var mı peki? çocukluğumdan beri vardı. Çocukluğumdan beri vardı. Çünkü bana mantıken yani çocukluğumdan beri diyordum kendi kendime ki ya bu kadar basit olamaz her şey. 15 milyar yıllık ya da bilinen 15 milyar yıllık tarihindeki olan o kozmik yapılanmanın içerisinde tek varlık sen misin? Eski antik, antik tabletlere bakın, Sümerlere bakın mesela. Öncüsüne bakın. Kaç tane ırk gelmiş geçmiş buradan yani. Biz beşinci kök soyu zaten. Yani. Beşinci ırkız dünyaya gelen. Bizden önceki varlıklar vardı yine dünyada yaşayan. Ya Atlantis kıtası, Mu kıtası, Türklerin Mu kıtasından geldiği söylenir. Göbekli Tepe'deki bu, o bulunan yer mesela. Başta tapınak diyorlar. İşte başka diyorlar. Haydi abi. Orası Sirius gezegenine olan paraleldeki olan bir acayip e, ritüellerin yapıldığı bir laboratuvar. İnsan ırkıyla hayvan ırkının uzaylı ırkıyla melez ırkının yapıldığı. Böyle enteresan enteresan bir laboratuvar gibi düşün. Ya ben bu bak bu bir istir mesela. Bunları anlatmak bile bir istir. Ya ben bilmiyor muyum? Ağustos böceği gibi eskiden olduğu gibi yaparım konserimi, binerim lüks arabama, otururum kandilde yalında. Aman her şeyi gibi arkadaş, öpücük onunla öpücük canlarım ciğerleri. Böyle yaşamayı bilmiyor muyum ben ya? Ben deli miyim? Niye uğraşıyorum böyle işlerde? Bunun kıymetini bile bilmiyorlar. Düşünün yani. Ya kıymet bilinsin diye beklemiyorum ama en azından dalga geçmeyin. Aslında şunu da soracağım. Yani şu an peki hayatının mutlu olduğun bir evresinde mi? Ya şu an şey hayatımın veriyor. muhallağındayım ben. Ne yaptığımı da bilmiyorum. <laughs> Vallahi doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum onu da bilmiyorum. Kendime haksızlık mı yapıyorum <laughs> onu da bilmiyorum ama kendimce bir doğru yol, bir yol seçtiğime inanıyorum. En azından bir amacım var. Bak, ben insanların en büyük sıkıntısı o, amaçsız. Bak şu andaki günümüzdeki yaşayan insanların çoğuna bak gençlere bak mesela. Hiçbirinde amaç yok. Hayal yok. Hayalleri bitti çocukların. Ya hayal kuramıyor kimse ya. Ya diyor işte Los Angeles'a gideriz ya da şuraya gideriz. Şurada dil okullarına giderim. Hadi git nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Şehirden dışarı çıkamıyoruz ya. Ben her zaman Shakespeare'in lafını çok severim. Varsın boyun bir söyütün kadar olmasın. İstemem eksik olsun. Çünkü istemiyorum abi. Ben özgür olmak istiyorum. Kafama buyruk yaşamak istiyorum. Gerektiği zaman kafama estiği zaman aya gitmek istiyorum. Gestiği zaman şurada uzanıp ağaca böyle hiçbir şey yapmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Böyle yaşasın istiyorum insanlar. Huzurlu olsun. Çünkü zaten öyle bir kaotik bir zaman döngüsünün içerisine girdik ki ya daha neler olacak da kafa yiyecek millet ya göreceğim yaşayacağım şeyler kafa yiyeceksiniz. Bak ben ama hazırlıklıyım buna. Ben bekliyorum bazı şeylerin olacağını. Ama sen olduğu zaman o yapma böyle abi hazır ol da. Yusuf'u ne mutsuz eder peki? Ya da ne mutlu eder? Mutsuz eden şey ya ben kendim kendimi taşın altına elimi sokuyorum. Kendimi ateş atıyorum. Günün sonunda bakıyorsun. Bu düşüncedeki insanlar ya benim bak yanlış anlamayın arkadaşlar. Benim Allah'a şükür belli başlı ufak tefek kendime bir şey yol çizmişim. Bir kariyer yapmışım. Aç değilim, açıkta değilim. Kim varsın çok param da olmasın. Ama aç değilim, açıkta değilim. O kadar güzel bilinçli insanlar var ki, o kadar güzel olayı algılayan insanlar var ki bu beni mutlu ediyor. Mutlu eden tarafı da bu. Mutsuz eden tarafı da bilmiyorum diyemiyor kimse. Ben bu yorum, konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum abi. Yorum yapamam diyemiyor. Sıkıntı. Biraz Survivor'a da geçeceğim. Peki yani. Survivor. <laughs> Bizim <laughs> <laughs> Survivor'da da yarıştık. Bizim çıkıyordu azlar şuraya bak ya. Beş tık yaptılar. <laughs> Bizde <laughs> kalmış evet. Ee, nasıl bir deneyimdi diyeceğim. Aslında sen bir de kendi isteğinle ayrıldın. Evet. Ee, Survivor'dan. Pişman oldun mu hiç ayrıldığın için? Hiç pişman olmadım. Niye? Çünkü benim niye bıraktığım esas ana amacım belliydi. Ki keşke oradaki arkadaşlarımızın ilk söylerken niye bırakmak istedim, niye gitmemi iste, gitmek istediğimi dile getirdiğimdeki ne, o çekim çektiklerini söylesek gösterseydiler insanlar en azından daha az dalga geçerlerdi bende. İşte yapamadı, yemedi, bırak yap dayanamadı diyeceklerini. Adamın bir amacı vardı ve bir şeyleri sezmiş, hissetmiş gelmiş. Son 5 günüm boyunca ben orada herkes pöfür pöfür uyurken ben geceleri ayağa kalktım. Ee, kendimce zikir yapardım ki dua ederdim ki çok büyük bir felaket olacak. Ülkemizde acayip büyük bir felaket Kesin olacak. Oldu? Gördüm. Hissetmeyi bırak gördüm. Kaçışan insanlar, yıkılan binalar. Çok kötü bir şey olacak dedim. Yıkılacak ülke dedim. Yer yerinden oynayacak ülke Ve benim gitmem lazım, orada olmam lazım. Acun bir yandan kafayı mı yedin sen? Öbürü bir yandan kafayı mı yedin sen? Arkadaşlar diyor delirdim mi? Sonra ben geldim, iki gün sonra deprem Hepsi, ah nasıl yani? Adam resmen bize de anlattı neyelerin olacağını. Sonra ne? adam resmen anlattı oluyor. İşte hep böyleyiz anlatabiliyor muyum? Ya bir şey yaşanacak, bir dibi göreceğiz. Bir kötü bir şey yaşanacak. Ondan sonra aa evet haklıymış. Ya niye abi baştan saygı duysana. Önlemini alsana. Bir şey, birileri seziyor ki ben alim değilim. Veli değilim. Hoca değilim. O değilim. Bu değilim. Yani ermiş değilim. Anlatabiliyor muyum? Bunun için ermiş de olmanıza gerek yok zaten. Her insanın sezgileri açık. Çok insanlar var. insanlar var. Sezgileri açık. Bir şeyleri hisseden. Saygı duyun da baba. Yayınlamadılar onları. Geldikten sonra dalga geçtiler benimle. İki gün sonra deprem oldu. Elbisem'e gittim. 15 gün kaldım. Peki yine teklif gelse gider misin? Yok gitmem. Ama büyük saygı duyduğum işe. Niye büyük saygı duyduğum? harbiden deli işi. Yani dünyadaki bence bana göre yapılan en büyük, en yani böyle karışık iş diyebilirim size. 1200 kişi çalışıyordu ya. Tebrik etmiştim acımlıyı. Ama onun dışında çok benlik bir ortam değildi. Yani aç kalmak, susuz kalmak, zorluk bilmem bunlar değil. Yani ben yani bazı şeyler vardı. Onları çok desteklemedim orada yapılan şeyleri. Uzaklaşmak istedim ama esas zaten amacım bırakmak gelme Amacım oydu zaten. Duramadım evet. orada çünkü. E zaten deprem olduktan sonra da yine durmaz burada. gelirdim ben yine. tutamazdı kimse ben orada. Görüştüğün isimler var mı orada? Yarıştık tabii tabii. Ya artık yani. çoğu arkadaşlarımla görüşürüz orada. Arada ara buluşuruz hatta. Güzel dostluklarımız oldu tabii. Bazen birbirimizi yükseldiğimiz anlar oluyor. O tamamen formatsal oradaki psikolojik psikolojiden evet. dolayı. Çünkü harbiden yani saçma sapan etten püften şeylere kızabiliyorsunuz orada. Kalır mıydım? Kalırdım. Eğer ki depremi görmeseydim kalırdım. Ben 2-3 ayım vardı benim orada en az. Ve orası zaten ilk bir aydır. İlk bir aya geçenler kalır. İlk, yani dökülenler zaten bırakanlar gidenler hep ilk, evet, ilk, ilk bir ay önce sizin İlk zamanı çünkü harbi psikolojim bozuluyor artık. Yani diyorsun bu ne ya? Yani? Nereye geldim ben? Ya, tamamen ilk insan kromagnon oluyorsun yani. Avcı toplayıcı kafasında yaşıyorsun böyle yani. Değişikti. Çok acayipti ama saygı duydum. Bir daha gitmem ama. <laughs> <laughs> bir daha gitmem iş olmaz. Film projesine biraz geleceğim. Hı -hı. E, konuşacak çok fazla konumuz var. E, var. Şimdi senaryo yazıyorsun. E, konuyu çok merak ediyorum. Ben kitap da yazıyorum şu anda. Kitap da yazıyorsun. Kitap da yazıyorum. Şu anda yaşadığım bütün deneyimleri kitap haline getiriyorum. Daha detaylı yazıyorum mesela. Anlatmadıklarımı detaylandırıyorum. Gene konu... Aa, kitabı Aslan yazdıktan sonra yemeğiyle. kitabı yazdıktan sonra gitmem lazım peki. <gülüyor> <gülüyor> biraz ağır <laughs> <zarar> olacak. <laughs> peki konu... Her ne? şey var. Her şey Astral var. taraf, ölümden sonrası. Filmde de mi aynı şekilde? Film şöyle. Yok film aslında komedi filmi de esas dizi var. Astral Seyahat'la alakalı bir dizi senaryosu olarak hikayesi yazıyorum. onun. O hem polisi aslında benim. Aynı zamanda hem polisi hem Astral Seyahat hem böyle alemler arası ruhsal boyutlar arası varlıkların müdahale etmesi. Bilmem ne o döngünün nasıl işleyişi, kapıların, geçit kapılarının nasıl açıldığı, açıldıktan sonraki bu dünyaya olan e, negatif olan şeyler, pozitif olan şeylerin detaylı bir anlatımı. Değişik bir proje. Biraz zor bir proje. Yani çekebilecek adam da lazım ona. <laughs> Yapımcı da lazım ona mesela. Bir baba yiğit lazım onu yapacak. Bakalım buluruz inşallah ama hayalim yani onu yapmak isterim. Kamera karşısında ekranda da göreceğiz o zaman seni. Küçük küçük rollerde. Çok öyle abartı roller, baş roller olmak istemiyorum. Daha çok kameranın arkasında bir hikaye tarafında olmak isterim. Ama küçük küçük rollerle böyle can alıcı, vurgul, vurgulayıcı rollerle olmak isterim artık. şimdi geldi çünkü artık. Yani şu an yakışır. Ama ilk zamanlar çok istiyorlardı mesela oyunculuk yapma ama zamanı değildi. Çünkü müziğe başladıysam müzikte kariyer yapmak zorundayım önce dedim. Ve 15-16 senedir hiç daha yaklaşmadım oyunculuk tarafına ama şu anda bence olabilir diye düşündüm. 15 yıldır biz seni tanıyoruz ama bu arada beni 15 yıl önceki Yusuf'la da aynı Yusuf var karşımda. Yok canım ha, teşekkür <laughs> ederim. Hiç çok çok stres yaparsanız benim gibi kalırsınız. Ya bu işin bir şeyi var hani bir şimdi stres yapan adam kilo alır, şişer, gastrit olur, bir çöker bir şey olur. Aşırı stres yapan insanlara bak gençleşir. Çünkü bu şeydir. Bu hani yılan zehirinde de öyle de mesela. Belli bir oranda zehir öldürür senin. Daha da ağır bir tarafını, daha da overdose dediğimiz olayını yaşarsan bir vücut bir afallıyor, kendini bir kitliyor. O zehir işlemiyor sana. Ben galiba kitlemişim kendimi artık. Yani yaşlanma kısmında <laughs> yaşlanmıyorsak artık demek kitlemişim artık. Çünkü çok çok stres, çok kaldıramayacağım yükleri kaldırdım kendim. Yaşadım kendimce. E, single da geliyor yakında bildiğim kadarıyla. Ama kutsal soruyu sormadınız. Hayatınızda biri var mı? Ona geleceğim. <laughs> özel hayatımı bakan sonra bana Yoksa genç kızlar bana herhalde mesaj Ya beni, beni dışarıdan gören bir insan zaten özel hayatın hiç iyi olmadığını anlar zaten. Yani. Neden? Bence gayet iyi duruyor şu ben, an benim gördüğüm. Ben yalnız öyle isteyeyim. Evlenmem ya kolay. Mümünüm. Tam onu soracaktım. Yani Yusuf Güney hani evliliğe baba olma fikrine nasıl hiç bakıyor yok. diye. Hiç yok. Hiç yok mu? Eski, kendi, aslında. Da. Çünkü kendi olgunlaşmamla alakalı da yolun çok başındayım. Sorumlu kalmak istemiyorum. Ifade Büyük sorumluluk. Aşk olacak değil mi? Aşk olur. Aşk olur ama bu hani illa birilerine kendimizi ka 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 kabullendirmek için imza atmamıza gerek yok. Ya da akrabalara limonata ısmarlamak için düğün yapmaya gerek yok. <laughs> değil mi? Kuru pasta limonata. <laughs> gerek yok abi. Ne gerek var? Evlenmeyin. İlber hocamız da diyor ya evlenmeyin tatile çıkın. <laughs> düğün yapmayın tatile çıkın. Nikahınızı yapın. imzanızı atın. Direkt düğün yapmadan tatile çıkın dünyayı görün gezin. Müthiş. Çok güzel kafa. Var mı şu anda özel hayatında biri? Şu anda yok. Ee, ama konuştuğum biri var. Böyle iyi, geç, iyi zaman geçirdim. en azından birbirimizi anladığımız biri var. Uzun zamandır yoktu, var şu an. Ve single'a geleyim o zaman. Çünkü onu da merak ediyorlar, çok fazla evet. soru geldi. Ee, Kendi kendime şunu söyledim oğlum, bak ruhlar aleminde yaşamıyorsun artık. Bir normal, bir oda şeyi dengele. O oranı dengele. Tamam orayı da bırakma ama burayı da bırakma. O yüzden yapmak zorundayız, üretmek zorundayız ki kendi dediğim tekrar söyledim, olayın başında söylediğim gibi ben artık olayın çok farklı bir boyutuna geçmeden önce yine popüler müziği bir 3 sene kadar yapıp tam 41 Neden bir daha? Neden 41'de bırakacaksın? Var onu, bir onu, var, onu bir, var bir, bir güzel sebebi var. Var mı? Yok onu <laughs> o benim benimle yaradan arasında. Var. Çünkü bir olgunlaşma evri, evrimi vardır. Şimdi sen bir ağaçtaki bir meyveyi olgunlaşmadan aldığın zaman olmaz kendince onu da zaten anlarsın sen. Hani sana göre ne zaman olgunlaşırsın anlayamazsın. Onu dışarıdan bakman lazım. Meyve kendi olgunlaştığını anlar mı? Anlamaz. Ama anlayabilirsin. Siz tekniğini bulduysan anlarsın. Single ne zaman geliyor peki? Single'da ne zaman? Hatta bugün bu akşam e, stüdyoya girip son bir gitarlar kaldı. İki şarkı yaptım hazırladım. Gitarları da çaldırıp hemen sevenlerimizle buluşturacağım. Çok özür dilerim. Hepsinden çok özür dilerim. Çok uzun zamandır hiçbir şey yapmıyorum. Ama bu hani bu kafada bunlarla uğraşan bir adamın çıkıp da Ağustos böceği gibi lay lay yapması çok zordu. Yapamadım ama şu anda sizler için yapacağım. Tekrar söylüyorum sizler için yapacağım. Kendim için değil. Merakla bekliyoruz o zaman. Son olarak Güzel şarkılar da... yaptım ama merak etmeyin. Şununla şimdi. kapatacağım. Yusuf Güney'in hayatı bir şarkı olsa hangi şarkı olurdu? <gülüyor> merak <gülüyor> ettim şu anda. Aa, ne olurdu? <laughs> ya da böyle hayatımın şarkısı dediğim şarkı var mı? Hayatımın şarkısı dediğim şarkı yok ya. Şarkıları dökemem ama iki kelimeye dökersem ya da tek kelimeye dökersem kendini arıyor ya. Kendini arıyor. Hakikati arıyor. Gerçekliği arıyor. Ne yapması gerektiğini arıyor. Bir amacının olduğunu biliyor. Boş beleş gelmedik biz buraya. Yani kötü niyetle bile yollansak buraya bir şekilde bir şeylerin, bir varlıkların kötü niyetiyle bile gelsek buraya yine bir amacımız var. En azından onu bilmemiz lazım. Amaçsız bir insan Bambaş. Bir yaprağın bile bir amacı var. Şu sene bir yaprak kadar bile olamıyoruz. Ya. Şu toprağın bir amacı var. Şu, şu, şu çam ağacında kozalan bir amacı var. Ne yapıyor? Pat 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 100 metre 200 metre atıyor. Oraları şey yapıyor. Ne diyorlar? Dövüyor. İşte bir şeyler yapıyor. O yüzden kendine veriyoruz. Ama bulacak şey alabiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben için. teşekkür ederim. <laughs> Eklemek istediğim bir şey var mı? <laughs> Eklemek istediğim bir şey. Eee... Var. Değerli arkadaşlarımız, izleyenleri, bizi takip eden herkese şunu söylemek istiyorum. Lütfen kendinizle ilgilenin. Kendinizle ilgilenin, bırakın sosyal medyada özellikle onun bunun yaşadığı lüks hayat ya da şatafatla kendinizi tatmin etmeyi bırakın. Kendinize bir ufak da olsa bir yol pirleyin. Kendi patronunuz olun bu hayatta. En kötüsünü düşünün, en kötüsünde nasıl hamleler yapabileceksiniz, nasıl ayakta kalabileceksiniz? Çekirdek halinizle ilgilenin başka hiçbir şey demiyorum size. Çünkü öyle bir zaman geliyor ki artık hiç kimseden ne fayda görüyorsunuz. Dostum dedikleriniz, canım ciğerim dedikleriniz, kötü gün dostu dedikleriniz. Herkes bile bir yere kadar müdahale edebiliyor size. Belli bir yerden sonra tek başınızsınız. O yüzden tek başınıza olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın bu alemde. Tek başına doğduk, tek başına öleceğiz. Ona göre yaşayın. Saygılar. O zaman yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.